Bugün Türkiye için tarihi önemde bir gün. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin aslında kalbinin attığı yerdeyiz. Bizim de kıymetli bir yayın konuğumuz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yayın konuğumuz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Asıl sizler hoş geldiniz. Burası sizin aslında eviniz, yuvanız diyebiliriz. Efendim aslında çok da uzatmadan söze girmek istiyorum. Akkuyu Nükleer Tesis Statüsü'ne bugün kavuşuyor. Oldukça kıymetli bir, önemli bir gün. Ama Türkiye bu günle birlikte nasıl bir kazanım elde edecek? Evet, yine bir hayalimiz daha gerçek oluyor bugün. Nükleer yakıt tesisimize dün itibariyle geldi. Artık burası nükleer tesis statüsü kazanmış oldu. Bununla birlikte artık işletmeye alma çalışmaları, test ve kontrol aşamaları başlayacak. İnşallah bir yıl içerisinde de artık elektrik üretmeye başlayacak. Burada aslında biz bir tane santral yapmıyoruz. Maalesef kamuoyunda da bu anlaşılıyor. Evet, tek tesis, fakat burada 4 tane ünite, 4 tane reaktör, başka bir ifadeyle 4 santral yapıyoruz. Bunların her birisi ayrı santraller. Ayrı çalışma kabiliyetine sahip santraller. Biz bugün ilk reaktörünü inşallah demin de ifade ettiğimiz gibi yakıtını getiriyoruz. Ardından da diğer santrallerimizi birer yıl arayla devreye alacağız, bitireceğiz. Türkiye niye bugüne kadar gecikti? Çünkü Türkiye'de maalesef 1950'lerde geçmiş olduğumuz çok partili siyasi hayatımızda çok kısa süreli hükümetler vardı, koalisyonlardan dolayı. Ortalama hükümet süresi 18 ay. 18 ayda bu projenin hazırlığını yapamazsınız. Bırakın ihale etmek, efendim onun inşaatını yapmak, işletmeye almak. Dünyanın her yerinde bu tip projeler minimum 10 yıl ihtiyaç duyan projeler. 2010 yılında biliyorsunuz anlaşma yapılmıştı. 2018'de temelini attık. Bugün 5 yıl sonra da ilk reaktörün artık çok kritik aşamalarından bir tanesini gerçekleştirmiş oluyoruz. Efendim siz de dikkat çektiniz. Türkiye'de istikrar en önemli konu. Geçmişteki istikrarsızlık sürecinde dikkat çektiniz. Bugün de tarihi önemli bir gün dedik. 27 Mayıs 1960 darbesinin de yıl dönümü. Bugün de Türkiye'yi şaha kaldıracak bir projeye imza atıyorsunuz. Bu projenin gelecek vadede Türkiye'ye katkısı ne olacak? Bu tesis tamamı devreye girdiğinde Türkiye elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak durumda. Ama bizim tabii diğer kaynaklarımız da var. Yine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreteceğiz, suyumuzdan, rüzgarımızdan, güneşimizden. Fakat onlar meteorolojik koşullara çok yakın bağlı tesisler. Sürekli aynı miktarda elektriği üretemezler. Güneş varken üretiyorsunuz. Akşamla gündüz arasında fark var. Mevsimler arası fark var. Rüzgar her zaman aynı şiddette esmez. İşte bu kesintili kaynakları neyle ikame ediyorsunuz? Bu bazyük adını verdiğimiz termik santrallerle yapmanız gerekiyor. Orada da kömür ve doğalgaz zaten ülkemizde vardı ama artık 2050'li yıllarda net sıfır hedefinden dolayı bir müddet sonra tabii kömür santralleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışamaz hale gelecek. Fakat açığı neyle kapatacaksınız? İşte nükleer güç santralleri sıfır emisyon özelliğiyle aslında çevreci santraller statüsünde. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu geçtiğimiz yıl nükleer santrallere yeşil etiket unvanı verilmesini, statüsü verilmesini kararlaştırıldı. Neden? İşte emisyon sıfır olmasından kaynaklı olarak. Biz büyüyen, gelişen, kalkınan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan ülkelerinde enerji ihtiyacı hep artar. Sanayimiz, efendim iş yerlerimizin enerji ihtiyacı artar. Bu artan enerji ihtiyacını da karşılamak için çok önceden öngörüp bu planları yapmanız ve hayata geçirmeniz gerekir. Çünkü bizim sektörde yarın 5 yıl demektir. Bir hafta sonrası ise 10 yıl demektir. Demek ki bizim minimum 10 yıl öncesinden hareket etmemiz, planlamamız, hayata geçirmemiz gerekiyor. Bu santrallerin arkası yine gelmeye devam edecek. Peki elektrik fiyatlarına etkisi olacak mı? Kamuoyu nezdinde bu çok merak ediliyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer biz bu santrali yapmamış olsaydık yıllık 7 milyar metreküp daha fazla gaz tüketecektik. Yani bunun yerine doğal gaz santrali yapacaktık. 7 milyar metreküp daha fazla gaz tüketecektik. Gaz fiyatları da geçtiğimiz birkaç yılda dikkat ederseniz dünyada çok anormal seviyelere yükseldi. Doğal olarak da elektrik maliyetlerine de ondan dolayı olumsuz yansımış oldu. Nükleer güç santralleri teknik ve ekonomik ömrü çok uzun santraller. Böyle baktığımızda oluşacak maliyet avantajını tabii ki
vatandaşlarımıza da yansıtacağız ama şu önceki şu bir işletmeyi alalım. Ondan sonra ki süreci zaten biz bugüne kadar da hep aynı strateji izledik. Maliyetler düştükçe de hep vatandaşımızın lehine kullandık. Bir müddet daha bekleyeceğiz tam işletmeye geçinceye kadar. Kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Katkılarınız için sağ olun, var olun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İyi yayınlar. Sağolunuz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bengütürk Televizyonu'nun yayın konuğu oldu. Bizler de Akkuyu'dan sözü tekrar Ankara'ya bırakalım.